Merhaba oyun severler. Diablo Immortal'a yeni bir güncelleme geldi. Biz de bu güncelleme notlarını biraz gecikmeli olsa da bu videoda hemen size aktaracağım. Aslında bunu kaçırmamın sebebi dün gelmiş yama notları. Pek bir büyük güncelleme beklemiyorduk. O yüzden zaten beklediğimiz gibi aslında küçük küçük arka plan iyileştirmeleri var. Önemli şeyler var ama güzel olmuş. Ee, özellikle e, paragonu restart atabileceğiz 7 gün beklemiyoruz paragonları sürekli resetleyebileceğiz çok güzel olmuş özellikle yeni başlayanlar için e, 150 seviyede falansa paragonu Hepsini tek tek dener reset ata ata en sevdiğini kullanır mesela e, Ya da diğer Daha detaylı oynamak isteyenler de paragonunu Sürekli resetler Ve e, onları kaydedebiliyorsunuz bu arada armory'e bu sayede de hızlı hızlı değiştirebilirsiniz. Yani o puanları farklı farklı e, hızlı değiştirme imkanınız da olacak. İşte Challenge Rift'i ayrı yaparsın, PvP ayrı yaparsın, ne bileyim Raid'i ayrı yaparsın falan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Uğraşmak isteyenler için güzel bir gelişme olmuş. Eski Battle Pass skinlerini almanın bir yolunu sunmuş oyun. Göreceli olarak da ucuz diyebiliriz ya da pahalı da diyebiliriz. Bu size bağlı bir şey. Ee, güzel olmuş Battle Pass'lere böyle ufak bir dokunuş gelmiş durumda. Klandan çıkmalara ufak bir ceza gelmiş ama gözünüz korkmasın. Klan değiştirdiğiniz zaman herhangi bir ödül kaybınız olmuyor ama... Ee, bunun kötüye kullanımını engelliyorlar. Çünkü biliyorsunuz e, klanlar rakip klanın karşısına adam yollayıp onun kaybetmesini falan sağlayabilir diye. Ufak bir engelleme gelmiş bir haftalık. Çok önemli değil. Yerinde olmuş. Genel olarak iyi bir güncelleme. Özeti anlattık. Videonun sonunda az bir şey konuşacağım. Warband'lerden çok sıkıldım. Kalkacağını tahmin ediyorum. Onu da niye olduğunu söyleyeceğim. Oraları da dinlemek isteyen dinler dinlemek istemeyene gerek yok. Ee, şimdi gelin bir bakalım hızlıca. Neler var arkadaşlar Battleground'da oyundan çıkanlara ceza geliyor 5 dakikalık. Yani o giriş ekranında çıkanlar var diye onlara ceza geliyor. Battleground'lar daha iyi eşleştirilecekmiş bakacağız onlara. Paragon sistemi de az önce anlattım çok uzatmaya gerek yok. 7 gün bekleme kalkmış durumda resetle resetle dene yani puanları. Ee, kulelerde bir e, Hatırlatma yapmışlar Eğer yeni bir kule almak için Başka bir klana saldırırsanız Ve elinizde iki kule varsa Bunlardan birini seçiyorsunuz Bırakacak e, Bırakacağız diye ama Mesela saldırdığınız maçta kaybettiniz Kulenizi bırakmıyorsunuz Kazanırsanız değiştirmek Amaçlı seçiliyor Bunu da güzel yapmışlar çünkü e, Böylece insanlar Saldırır ve pvp savaşları olur çünkü saldırdığınızda bir kaybınız olmayacak öbür türlü ya bu adamlar bizi keser zaten deyip e, garanti oynardı herkes şu an öyle bir şeye gerek yok o, saldırabilirsiniz istediğiniz klana. E, klandan çıkınca olacak şeylerden bahsedelim arkadaşlar. Kule PvP'lerine giremiyorsunuz. Challenge of the Immortal'a veya Right of Exile'a giremiyorsunuz. Shadow Savaşlarına giremiyorsunuz. Ama e, sadece o haftalık bunlara giremiyorsunuz. Ödüller gene geliyor. Sadece bu savaşlara girdiğinizde de küçük ödüller geliyor. Böyle Legendary Item'lar falan. Onlar kaçmış oluyor ama... O kadarlık verilir yani klan değiştirmekte de sonuçta çocuk oyuncu haline dönmesin gibisinden. Ama mesela kulelerden arkadaşlar PvE yaparak kazandığınız ödülleri alabiliyorsunuz. Yani puan kasabiliyorsunuz ama o puanınızı klanınız kullanmıyor. Çünkü adaletsizlik olmasın diye. O listeye girmiyor o puan ama sizin işinize yarıyor. Nasıl yarıyor? Sandığı kasmış oluyorsun, sandığı topluyorsunuz. Ee, ve ayrıca arkadaşlar o hafta klan lideri seçilemiyorsunuz e, değiştiğiniz hafta çünkü klan lideri zorunlu olarak Right of Exile'e girdiği için önemli bir durum arkadaşlar. Bunları düşünerek klan değiştirirsiniz purification şarts daha fazla veriliyor nedir bu Yeni gelen lanetli eşyaların pozitif özelliğini değiştirmenizi sağlayan bir taş reforge taşlarına Benziyor Hidralar daha iyi da, e, Hedef seçecek arkadaşlar bundan sonra Çıkarttığımız hidralar e, Hasarı artmıyor ama daha iyi hedef seçmesi önemli bence efektifliği artacaktır. Battle Pass'lere gelen yenilikler arkadaşlar. Şimdi artık 5 rankta ve 35 rankta bütün normal gemlerden üçer tane verecek. Yani totalde daha fazla gem verecek galiba. Ee, anladığım kadarıyla normal gemi. Ee, ayrıca arkadaşlar neler veriyormuş ee, Seled yerine de fervent fang verecek. Yani totalde 2-3 tane selet veriyordu galiba. Onların yerine bir adet daha fervent verecekmiş arkadaşlar. Şimdi asıl kostüm mevzusuna gelelim. Collectors Empowered Battle Pass vardı. Yani içerisinde işte böyle portal falan da olan daha pahalı bir Battle Pass var biliyorsunuzdur. Böyle yaklaşık 2 katı 3 katı bir fiyatı var normal Battle Pass'in. E bundan alırsanız size coin de veriyor. Battle arşiv coin'i yani savaş arşivi coin'i gibi Türkçeye çevirmişlerdir muhtemelen. Bu coin'ler arkadaşlar bu yeni gelecek battle pass'lerde olacak bu arada. Bu coin'ler herhangi bir şekilde eskimiyor. Yani biriktirip ileride de kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi bu coinlerle eski kostümü alabilirsiniz veya beğendiğiniz bir kostümü almışsınızdır, kaçırmamışsınızdır ama başka bir klasta da olmasını istiyorsunuzdur, hoşunuza gitmiştir. Oraya da almanızı sağlıyor. Yani e, klas değiştirip oraya da alabilirsiniz o kostümü falan filan. Belki klas değiştirme bile olmayacaktır. Yani yeni bir mağaza geliyor, o mağazada kullanabileceğiniz de bir Para birimi geliyor platin gibi düşünebilirsiniz bunu ama tabii ki sadece bu Battle Pass'le şu anlık kasılıyor ee, Bence çok kötü değil mesela bir arkadaş sürekli yazıyordu işte sezon 1 Crusader kostümü falan filan diye Mesela e, o bu Coin'leri alarak Alabilecek kendi hesabına bence mantıklı ee, Daha da ucuza mal ediyorsunuz burada önemli olan bir nokta var her battle pass değiştiğinde bu mağazadaki kostümler değişecek. Yani aradığınız kostüm o sezon yoksa coinlerinizi bekletip kostüm geldiği zaman o mağazaya alabileceksiniz. Bu da önemli bir nokta. League of Legends'ta da benzer bir sistem yaptılar cevherlerle. Ona benzetmişler. İyi olmuş. Birçok kişi siz de yorumlarınızı yazarsınız. Ee, şey diye düşünebiliyor ya biz bunları zamanında almıştık bize haksızlık değil mi falan diyor ee, Başkaları alamasın şimdi falan diyor ama e, Genelde oyunu ilk başta oynayanlar bırakmış oluyor ve çok az kişi de bu kostümler olabiliyor Ben yerinde buluyorum başkalarının da bu kostümleri alıp oynayabilmesi bence güzel Ama tabii eee yani herkesin düşüncesi farklı bu noktada. Belki eskiden sahip olanlara da bir ufak hediye gibi bir şey yapsalar fena olmazdı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. Ücret olarak da yani sizi zorunlu olarak pahalı Battle Pass'i almaya zorluyor ama sonuçta onun içerisinde olan portalı falan da vermiş oluyor. Bir de şu açıdan mantıklı. Kostümleri zaten çok önemseyen insanlar bu tarz portalları almak için Pahalı olanı alıyordu genelde. Yani yerinde bir eklenti olabilir. Ee, onu da e, şahsi yorum olarak söylemiş olayım. Activity kalendere bir şeyler gelmiş. Hiç kullanmadığım için önemsemiyorum. Ee, Barbarın e, bir adet pantolonundan gelen arkadaşlar bir skill efekti varmış. Ortalık çok sallanıyormuş. Onu biraz hafifletmişler çünkü rahatsız olan insanlar varmış. Şeyde stock diye bir etkinlik geliyor burada Yakin kardeşimiz bu gold'la normal item aldığımız, rastgele item aldığımız kardeşimiz 12 Nisan'dan 19 Nisan'a kadar süren bir etkinlikte belli tokenları vereceğiz. Karşılığında da bize özel eşyalar verecekmiş. Nasıl özel eşyalar verecek hiçbir fikrim yok. Umarım güzel şeyler verir. Ee, yeni Battle Pass arkadaşlar şurada da gösterdik bence çok güzel bir e, Demon Hunter kostümü var benim çok hoşuma gitti Demon Hunter açıp orada mı alsam kostümü gibisinden düşündüm güzel gözüküyor gelecek e, haberiniz olsun bunları da alırsınız yarın geliyor bu e, yeni Battle Pass. Bir yeni etkinlik var ayın 19'unda gelen bu içerisinde Legendary Crest Telluric Pearl falan filan bulunuyor yani bu etkinlikte güzel olacak şimdi 10 dakika bunu anlattık buradan sonrasında biraz sohbet edelim arkadaşlar yani bence oyunun güncellemeleri güzel bu tarz güncellemeler çok içerik getirmiyor gibi gözükebilir ama hayat kalitesini arttırıyor ve oyundan aldığımız keyfi arttırıyor. Yine bir şeyler kaçırdığınız zaman onları elde edebilecek olmak da oyuna bağlılığı arttırıyor. Yani güzel şeyler var ama eksik kalan şeyler var. Yani özellikle ben bugün Reddit'te şey gördüm. Ya hayat kalitesi geliştirmelerini çok iyi yapıyorlar. Yapıyorlar da çok geç kalıyorlar. Yani bir kafalığı çıkartmak için neredeyse bir yıl olacak oyun çıkalı. Bu kadar beklenilmez yani birçok şeyde aynı durum var ve Warband ne yazık ki ben zaten ona şikayet etmek için e, biraz sohbet edeceğim dedim. Yani Warband artık çile oldu abi yaka silktim yani insanları toplaması dert haksızlık olmasın diye erken başlayamıyoruz. Eee... Ama geçe kalınca adam bulmakta zorlanabiliyoruz. E, herkese uymuyor. Herkese uyan saat bulmak zor. Yani ben mesela raidlere giriyorum tek başıma. Başkalarınınkine katılıyorum ve sandıkları alıyorum. Hem hel 8'i de kesmiş oluyorum falan filan. Şimdi Warband de çok uğraştırıyor yani. Her şey için çok uğraştırıyor Warband. Bence keyfi kaçırıyor. Çili oldu. Katılanlar için de zor. Arayanlar için de zor. Ya bir de oyunu çok bırakan var şu noktada. Yani adam mesela tam oluşturuyorsun Warband'i. iki hafta geçiyor oyunu bırakmış. E oyuncu kalmıyor. E şimdi çıkartıyorsun onu yeni oyuncu arıyorsun. E bırakanların yerine aynı seviyede bulamıyorsun. Yeni başlamış birini alıyorsun. E o da her ne kadar hızlı kasmış olsa da 13K'lara falan gelmemiş oluyor. 10K'larda falan bulursan iyi yani. Şimdi o adamın da suçu yok. Yani o adam da bir warband arıyor yani ihtiyacı var. E alıyorsun. E bu sefer ne oluyor? Gündüz tek kesiyorsun. Akşam warband ile hel 7 kesiyorsun falan. Çünkü hel 8'i kesecek kadar güçlü olmuyor oyuncular. E, ekstra vakit harcamış oluyoruz. Yani sürekli bir oyuncu gönderiyoruz. Sürekli oyuncu getiriyoruz. E, yani herkes aynı anda olmayınca yani çok düzenli mesela Warband'lerde de şu sorun var. Hani kimseyi arkada bırakmayacağız. İşte çok semimi 8 kişiyiz. Ulan 8 kişi aynı anda toplamak zor. Geç kalıyor bilmem ne oluyor. Akşamını kitliyor. Çünkü adama da tekrar yapman gerekiyor falan filan. Yani o tarz Warband'deyseniz de aktif Warband'deyseniz de öyle bir sorun var. Biz mesela belirlenen saatte gelmeyen olursa kaçırıyor yani o hafta Warband ödülünü. Ee, Her query'yi zaten istediğinle yapıyorsun. O sandıkları alıyorlar. Yani böyle bir durum var. Tahminim Warband'i kaldıracaklar ama çünkü e, o tablo sistemine koyabileceğimiz eşya pek düşmüyor son zamanlarda. Hatta hiç düşmedi galiba. Muhtemelen e, o Warband tablosu ve o tabloya kastığımız puanları silecekler. Böylece artık raidleri kendimiz yapabileceğiz. Tamamen o Warband etkinliğini silmeseler olur. Yani belki o işte temizlik, remnant falan fena değil. O sistem kalabilir ama e, bence raidlere Warband yapmanın ekstra ödülü kalkması lazım. E, o tablo kalkarsa da olur. Ya o tablonun da ayrıca bir sıkıntısı vardı. Yani mesela Warband'daki herkes STR oynuyorsa int oynayan... Yoksa Warband'de int statını alamıyordun falan o tablodan. Veya işte koymuşsun intli bir eşya. Başkası yeni düşürdüğü gıcır gıcır eşyayı bir koyuyor. O eşya çıkıyor. O eşya çıkınca int gelmiyor klan Warband'de gene. Yani birçoğunuz biliyor bu sorunları. Çok can sıkıcıydı Warband. Yani bunun düzeltilmesi lazım. Bu oyun artık... Yani 4'e düşürdüklerinde sevinmiştik ama... 2'ye düşürüldüğün... Yani şu anda 2'ye düşürülse bile ben okey değilim. Çünkü ya bazen istemiyorum abi. Ben o gün oyunu açmak istemiyorum mesela. Yok mecburen açıyorsun. Pazartesi, perşembeler çile oldu. Yemin ediyorum. Ee, hiç almayayım ödülünü desen o da olmuyor. Çünkü lazım. Ee, alayım desen sıkıntı falan filan. Yani bilmiyorum ne olacak... İkinci dert olan şey Borbant kadar değil bu arada. Yani bunu çözmeseler de çok sorun etmem. E, çünkü başka biriyle yapmam gerekmediği için. E, yani başka biriyle yapmam gerekmeme durumum da şöyle açıklayayım. Yani rastgele birileriyle yaptığın zaman sorun olmuyor. Asıl sıkıntı aynı kişileri denk getirmekte de oluyor. Köz arkadaşlar. Yani köze 10 tane rare crest'e girme getirdi. E, ben buluyorum. 2 dakika sürmüyor. 10x crest yazıyorum. Hemen 4 kişi doluyor tamam mı? 40 tane crest giriyoruz. 40 tane bonusu alıyoruz. Ya abicim şu bonusu arttırsana. Yani 120'de kepleniyor. 3 tur dönünce bonusu capledik. E ondan sonra 8-8-8 dönmeye çalışıyoruz. Ya bu olacak iş değil arkadaşlar. Yani ee, çok saçma geliyor bana. Yani 400 maksimum kalsın ama... Bonusu niye sadece 120'ye limitliyorsun? Onu arttırırlarsa, diğer tarafa kaydırırlarsa biraz güzel olur. Yani ama bu dediğim gibi çok sorun değil. Ben bonusu alıyorum. Canım isterse dönüyorum geri kalan. Tek de dönerim, partiye de katılırım. Sorun değil. Yani bu Warband'in yanında hiçbir şey arkadaşlar sorun olarak. Bu ikisi çözülürse yeni gelen kule modu falan filan oldukça heyecan kattı. Baya bir süre gider ama yani ben bir oyunu oynuyorsam keyif almak için oynamalıyım. Yani pazartesi sendromu yapacak şekilde çok can sıkıcı bir aktivite oyunun kilit noktasında bence olmamalı. Bu benim düşüncem. Warband hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. İki kere çektim videoyu 20 dakikayı geçti. Sızlanmak istemiyorum daha fazla. 7 dakika sızlandık. Genel olarak iyi ama oyun iyi gidiyor. Umarım bunu da çözerler. Hadi bakalım. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Baya bir Diablo Immortal videosu hazırlıyorum. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Bay bay.